Nereden geldiğimizi, bizi şu anki şartlarımıza getiren hikayeleri, tarihimizi anlamak istiyorsak bunun ön koşullarından biri de iyi bir kronometri bilgisine sahip olmak. Kronometri çok iddialı bir kelime gibi gelse de aslında zaman ölçme bilimi anlamına geliyor. Krono zamanla ilgili, metri de ölçüm demek. Günümüzde birçok şeyi kanıksayıp değerini bilmezlik edebiliyoruz son 50-100 yılda neler olduğunu bildiğimizi varsayıyoruz. Gezegenimize 10 bin, 100 milyon veya 1 milyar yıl önce ne olduğunu bildiğimizi varsaymaya başladık. Ama aslında bunların hepsi çok çok yeni olgular. Yani geçmişe ışık tutma olayı çok yeni bir gelişme. Tarihin geleneksel düşünme biçimleri, neyin neye sebep olduğunu anlatan geleneksel hikayeler, oluşan siyasi milletler, göçler, bunların ne zaman olduğu, yani bunları anlatan geleneksel sistem bile insanların bu gezegende var olma süresine bakarsak hepsi çok yeni. Tarihe geleneksel bir bakış açısıyla bakmamızı sağlayan bu ilk kronometrik devrim aslında insanların yazma yeteneğinden geliyor. Evet, yazı ilk kronometrik devrimimizi oluşturuyor. İnsanların veya insanlara benzer yaratıkların yüzbinlerce yıldır var olduğunu bilsek de bunlar hikayelerini belirli bir biçimde saklayamadılar. Belki sözlü bir gelenek vardı ve nesillerden nesillere aktarılıyordu. Fakat sözlü geleneklerde bir şeyler kaybolur. Kaybolan en önemli şey de bu hikayelerin ne kadar zaman önce başladığıdır. Bizler yazı bir tür olarak geliştirilip kalıcı olana kadar, olayların ne zaman olduğu veya ne kadar zaman önce olduğunu anlayacak kadar güçlü bir anlayışa sahip değildik. Bir şeyin ilk defa ne zaman gerçekleştiğini en iyi şekilde Sümerlerin geliştirdiği çivi yazısıyla anlayabiliyorduk. Bu da yaklaşık M.Ö. 3000'de, yani günümüzden 5000 yıl önce gerçekleşti. İşte eski yazılardan bir örneği şurada görebilirsiniz. Sanırım bir kralın yazdığı mektup. Çok sembolik oymaları görebilirsiniz. Geleneksel olarak çivi yazısıyla özdeşleştirdiğimiz şey bu. Günümüzde fonetiğe bağlı olan çoğu dile karşın çivi yazısı sembollerden oluşuyordu. Yani daha fazla anlama gelen daha az sembol var. İnsanlık için bu inanılmaz bir teknolojik devrimdi. Çünkü bin veya iki bin yıl sonrasında başkasının bakabileceği kalıcı bir yazı icat edilmiş oldu. Ve eğer o kişiler çivi yazısını çözebilirse o dönemde ne olduğuna dair bir tanığı okumuş olacaklardı. Böylelikle sözlü geleneğe bağlı kalıp sözlü hikayenin ne zaman başladığını tahmin etmelerine gerek kalmayacaktı. Fakat yazı sadece 5000 yıl önce başladığı için, yani milattan önce 3000'de başladığı için bu bize yalnızca 5000 yıllık hikayeleri sundu. Yazı o dönemde bile her zaman her şeyi anlatmayan tarihi bir kayıttı. Yani son birkaç bin yıla kadar bu bilgiler dünyada nerede olduğunuza bağlı olan derin bir tarih bilgisi değildi. Ama bu bir başlangıçtı. İlk kronometrik devrimdi. Fakat şunu fark etmemiş olabilirsiniz. Açıkçası ilk zamanlarda başka bir kronometrik devrim vardı ve bu son 50, 60, 70 yılda hızlanmaya başladı ve bu ikinci kronometrik devrim. Hatta şuraya da devrim yazmam gerek. Çünkü zamanı kalıcı bir biçimde kaydedebildiğimiz için, bir şeyleri anlamak için o şeyleri yaşayan insanlarla konuşmak zorunda olmadığımız için bu tam anlamıyla bir devrimdi. Yani onların yazılı tanıklığını görebiliyoruz. İkinci devrim modern bilimi anlamamızın başlangıcından geliyor. 1800'lerin sonunda Marie ve Pierre Curie radyoaktiviteyi buluyor. Evet. Burası 1900'lü yıllar. Aslında çok yakın zamandan bahsettiğimizi söyleyebiliriz. Unutmayın, yüz binlerce yıldır var olan bir türden bahsediyoruz. Proto insanlar milyonlarca yıldır varlar. Sadece 5000 yıl önce ilk yazıya rastlıyoruz. Yani en azından şu anki bilgimiz bu yönde. Ve sadece 100 yıl kadar önce radyoaktivite keşfediliyor. Daha sonra radyoaktiviteyi kullanma geliyor. Radyoaktivite ilginç bir şey. Elementlerin uzun bir sürede bir türden başka bir türe değişebileceğini söylüyor. Yani doğal bir saat işlevi görüyor. Tabii kimse oraya gidip saat kurmadı. Neyse ki çürüme zamanını tahmin edebildiğimiz şeyler var. Evet, 100 yıl kadar önce radyoaktivite keşfediliyor ve daha sonra 20. yüzyılda daha iyi bir şekilde radyoaktiviteyi anlamaya başlıyoruz. Ve bir şeylerin zamanını ölçmek için kullanıyoruz. 20. yüzyılın ikinci yarısına ilerlersek, şuraya 1950 diyelim. İşte ikinci kronometrik devrimin kökleştiği yer burası. Karbon 14 yöntemini ve daha eski zamana ait şeylerin yaşını bulmamızı sağlayan yöntemleri anlamaya başladığımız zaman bu. Şu noktaya bir açıklık getirmek istiyorum. Radyoaktiviteyi anlamak ikinci kronometri devriminin sadece başlangıcıydı. Hala parçası olduğumuz ikinci kronometri devrimi sadece radyoaktiviteyle ilgili değil. Evrenin genişlemesi, ışık hızının sınırı, sabitlik gibi konularla da ilgili. Şu anda bakıp arka plan radyasyonumuz 13,7 yıl önceden geliyor olmalı dememizi sağlıyor. Yani çevremizdeki kanıtlara bakabiliriz ve çevremiz sadece dünyanın kendisi değil. Bizi uzaydan bombardımana tutan radyasyondan oluşuyor. Bu sayede sadece insanlık olarak kendi yaşımızı, türlerin yaşını veya bitkilerin yaşını değil, evrenin yaşını da bulabiliyoruz. Radyoaktivite kronometrik devrimin büyük bir parçası olsa da bu devrim yalnızca onunla ilgili değil. İnsanlar dünyanın katmanlarının uzun bir süre sürtündüğünü, aşağıdaki katmandaki bir şeyin muhtemelen üst katmandakilerden daha yaşlı olacağını düşündü. Çünkü yıllar boyunca biriken birbirine karışmış maddeler var. Ama kimse katmanların yaşını tam olarak bilmiyordu. Şöyle dediler. Göreceli olarak tarih verelim. Bu daha yaşlı, şu daha genç. Ama kimse bu bir milyon yaşında mı yoksa bir milyar yaşında mı diye sormuyordu. Ama şimdi radyoaktivite sayesinde kayaçların yaşını ölçebiliriz. Bazıları 100 milyon, bazıları 150 milyon yaşında diyebiliyoruz. Belki bulduğumuz şu balık fosili veya ilkel hayvan fosili 100 milyonla 150 milyon yıl önceye dayanıyor. Tüm bunları yapmanın tek yolu radyoaktivite kullanarak bir şeylerin yaşını tespit etmekti. Ama dediğim gibi radyoaktivite yalnızca bir başlangıçtı. Şu anda kozmolojiyi gitgide daha iyi anlıyoruz. Evreni daha iyi ölçüyoruz. Fiziği daha derin bir biçimde inceliyoruz. Genomlara bakıp bir türden diğer türe nasıl ve ne hızda değiştiklerini gözlemleyebiliyoruz. Tüm bunlar kronolojiyi daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Bu tabii ki bir başlangıç ama mesela bunun kaç yaşında olduğunu ve diğer şeylere nasıl bir ilgisinin olduğunu anlayabiliyoruz. Evet, burada anlatmaya çalıştığım şey şu anda kanıksadığımız bilgiler. Evrenin yaşı, dünyanın dört buçuk milyarlık yaşı, insanların yüz binlerce yıldır var olması, tüm bunlar çok çok yeni şeyler. Bunlar hala bir parçası olduğumuzu düşündüğüm ikinci devrim sayesinde. Tarih dediğimiz şey ilk kronometrik devrimde yalnızca yazılı şeylerle kısıtlıydı. Fakat günümüzde belki tarih anlayışımızı genişletebiliriz. Üzerinde çalıştığım birçok videoda bu büyük tarih projesinden bahsettim. Bu projeye göre tarih önceden ilk kronometrik devrimle, yani insanların yazdığıyla ve kalıcı olarak bıraktığı tanıklarla sınırlıydı. Fakat şu anda derin geçmişimizle ilgili şeyleri anlayabiliyoruz. Hatta dünya var olmadan önce bile ne olduğunu biliyoruz. O zaman neden tarihe de bu açıdan bakmayalım? Hı? Tarih her şeyi içersin ve büyük tarih olsun. Neyse, burada bitiriyorum. Aslında şunu da vurgulamak istiyorum. İkinci kronometri devrimi çok büyük bir şeydi. Tarih anlayışımızı bile değiştirdi. Fakat bu ilk kronometri devrimi bile insan medeniyetinin var olma süresine bakarsak çok uzun zaman öncesi değil. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.